Merhaba arkadaşlar. Yeni bölüme hoş geldiniz. Yeni bir podcast'a hoş geldiniz. Podcast'ımı bir soruyla açmak istiyorum. İsterseniz hemen başlayalım. Şimdi kendi başınıza doğada kamp yapma üzere gittiğinizi varsayalım. Burası kimsenin olmadığı ıssız bir yer. Tam olarak siz de kendiniz de bilmiyorsunuz nereye gittiğinizi. Öyle düşünün. Ve uzun bir yolculuk sonrasında yiyeceğiniz, içeceğiniz her şey bitiyor. Bayağı bir susamış vaziyettesiniz ve bakıyorsunuz ki İleride bir yerlerde böyle bir nehir var. Nehirle karşılaşıyorsunuz. Ve aşırı susamış vaziyettesiniz. Benim sorum şu. Bu nehirden su içer misiniz? Büyük ihtimalle bu soruya tereddütsüz evet diyeceğinizden eminim. Evet herkes bu nehirden su içer. Neden? Akan su işte dağlardan gelen fresh, taze olduğuna inanırız ki akan su sürekli kendisini tazelemeye daha yatkın. Peki şimdi durumu biraz daha değiştirerek farklı bir soru soracağım. Siz tam da geldiniz buraya su içme üzereyken baktınız ki burada iki arkadaş kamp kurmuşlar ve gelip burada yüzüyorlar. Onların yüzdüğünü görüyorsunuz. Nehir içerisinde yüzdüğünü görüyorsunuz. Gidip bunlardan su isteme şansınız yok. Hani onların da suyunun olmadığını varsayalım. Onlar da buradan su içtiğini hayal edelim. Siz buradan yani böyle şöyle akan sudan buradan su içer misiniz içmez misiniz? Büyük bir ihtimalle biraz daha tereddüt edersiniz değil mi? Yani sonuçta insan girmiş bu suyun içerisine. Bir ihtimal kirlenmiştir falan dersiniz. Suyu şöyle en azından bir kaba alayım. O şekilde ısıtayım, kaynatayım. Yani e, biraz daha içerisinde zararlı olan bakterilerden kurtulma adına böyle bir yol izleme düşünebilirsiniz. Veya onlara takmadan direkt içmeyi de tercih edebilirsiniz. Ama az çok tereddüt edeceğinizden eminim. Biraz daha olsa tereddüt edersiniz değil mi? Peki... Durumu biraz daha değiştirerek e, yine aynı soruyu sorayım. Nehirden su almaya çalışırken hani içmeyi geçtim şöyle bir kabı içerisine alıp kaynatarak o şekilde filtrelemeyi düşünürüz varsayalım. Suyu alma üzereyken yanı başınızdan bir tane böyle e, çöp atık e, arabası geçiyor. Buradan su alır mısınız? Hani buradaki olayları ben çeşitlendirebilirim. Yanı başına bir tane fabrika da koyabilirim mesela. Şöyle bir fabrika oluşturalım orada. Orada bir fabrika var. Bu sudan içilir mi yoksa dikkatle davranmakta fayda var deyip alıp filtrelemekte e, fayda var en doğru yol budur mu dersiniz. Vereceğiniz karar ne olursa olsun hiç fark etmez İnsan sayısı çoğaldıkça tereddütünüz artacaktır. Bizim yaşam kaynağımız olan su üzerinde insan sayısı çoğaldıkça hele içerisine giren yanı başında bir fabrika bulunan veya çöp möp falan şeyler varsa hemen önlemlerimizi almaya bakarız. Evet su akan sudur. Yok doğal sudur. O sudur bu sudur ona buna bakmayız. Yaşam kaynağı bile olsa içerisinden alırız. Kendimizi faydalı hale getirmek üzere filtreleyip o şekilde bedenimize girmesine izin veririz. Yeme içme söz konusu olduğu zaman bu kadar hassasız. Yediğimiz her şey, içtiğimiz her şey konusunda onların temizliğine, işte ne kadar taze olup olmadığına aşırı dikkat ederiz. Çünkü bunun sonucunu bedenimiz hemen bir anda gösteriverir. verir. Ya hastalanırız ya bir şeyler olur. Uğraşır dururuz. Bunları yaşamamak için yediğimize, içtiğimize aşırı dikkat eden bizler söz konusu eğitim olduğu zaman, yani aklımıza hitap eden içerikler olduğu zaman hiçbir filtremiz yok. Bakın, burada verdiğim örneği biraz daha farklı boyutuyla düşünelim. Şu gördüğünüz kaynak, bilgi kaynağı değil mi? Yani şurası, şu gördüğünüz nehir bilgi kaynağı. Artık o kadar fazla ki bu okyanus olma üzere neredeyse. Ve bu bilgi nehrini şu gördüğünüz bilgi nehrini böyle e, ilim, bilim adı altında e, her her şey dahil edebiliriz hayatımıza dair. Bu nehri oluşturan da bizleriz. Bizler ve bizden öncekiler. Kimimize göre doğru, kimimize yanlış kimimize kutsal olan, kimimize haram falan, helal. Yani bir sürü her şey bunun içerisinde var. Onun kaynağı burası. Şimdi bu fotoğrafı ben biraz daha farklı bir perspektiften göstermek istiyorum. Burası bizim ilim kaynağımız. Bunlar da biz büyükler. Bütün ırktan, bütün milletten, e, dini inançtan, insan olan bir yeri kesildiği zaman kırmızı kan akan varlıklar. Tümünü biz buraya koyuyoruz. Burası da bilgi kaynağımız. Ve bunlar da bizim geleceğimiz çocuklar. Bu bilgi kaynağını siz internet olarak varsayın. Çünkü internetten... İstediğiniz şeyi tek tuşlamayla çok rahatlıkla bulabilirsiniz. Şimdi yetişkin bireyler olarak bizler, şuradaki bizler... Çocuklarımızın bu nehirden, bu kaynaktan direkt içmelerini istemeyiz değil mi? Bu konuda herkes hemfikir olduğuna eminim. Ben çocuğumun gözü kapalı şu kaynaktan gidip su içmesine, oradan beslenmesine varım diyen varsa aramızda o tam katkısız cahil diyebilirim. Neden? Çünkü bu kaynak şuradaki bilgi kaynağı dünyayı anlamak üzere insanlar tarafından üretilen yapay bir kaynak. Hani bugünlerde yapay zeka diyoruz ya bizim zekamızın yansıması orası yapay bir şekilde. Ve işin içerisinde insan varsa gardımızı almakta fayda var. Çünkü hepimizin bildiği gibi bu dünyada insana insandan başka daha fazla düşmanlık yapan ikinci bir mahlukat yok içimizde iyilerinde, kötülerinde, zalimlerinde var olduğunu biliyoruz değil mi? Ve bunların tümü bu kaynağın oluşmasına yardım etmekte. Ve bizler de kendi neslimizin, geleceğimizin bu kaynaktan zehirlenmesini istemiyoruz ama bu kaynak içerisinden kendilerine faydalı olan bilgileri bir şekilde almalarını istiyoruz. Çünkü buradan beslenmediği sürece kul köle olmak zorunda yani mecbur kaçar yok. Dolayısıyla böyle bir durumdayken anne babaları olarak yetişkin bireyler yani büyükler olarak bizden sonraki nesle bizim aktarmamız gereken bir numaralı beceri doğruyu ve yanlışı ayırt edebilme becerisini kazandırmak. Yani şu kaynak içerisinden kendilerine lazım olan bilgileri filtreleyebilmeyi kazandırabilmek. Biz şu anda ne yapıyoruz yetişkin bireyleri olarak çocuklara karşı kendimizden küçüklere karşı onlar için biz kendimiz filtre konumundayız. Şunu yapma, bunu etme. Şunu şöyle yap, bunu böyle yap. Filtre biziz. Onlarda filtre yok. Bizim filtremiz de zaten bizden öncekilerin filtresi. Var olan filtreyi tiyatral bir şekilde taklit ederek kendi kendimize yetindiğimizi düşünüyoruz. Taklit diyorum çünkü herhangi bir tartışma yapıldığı zaman orada doğruyu bulma esas amaç değil. Yani istediğiniz yere bakın. Bütün televizyon programlarından sosyal medyaya kadar oradaki yazıp çizilenlere herkes kendisinin haklı olduğunu, doğru olduğunu ön plana çıkartmanın peşinde. Kimse doğruyu aramanın peşinde değil yani. Çoğunluk itibariyle maalesef böyle. Bunun kendisi de açık ara gösteriyor ki bireylere gelen bilgiler, gözden kulaktan gelen bilgiler sağlam bir filtreden geçmiyor. Yani bana herhangi bir bilgi geldiği zaman onun doğruluk payını benden önceki işte anne babamın bana vermiş olduğu filtre ya da onların filtresinde göre ben e, ölçüp tartıyorum. Diyorum ki evet şuna göre bu doğru şu şeye göre bu doğru yani işin içerisinde ben yokum. Yaşça küçük olan herkes bize göre bir eksiktir ve onları böyle e, büyüyünce öğrenir. Yani yaş ilerleyince yetişkin olduğu zaman ...bazı şeylerin gerçeğine, farkına varır. Böyle bir yaklaşımımız var. Akışına bırakmak gibi. Halbuki çocukluk yaşından itibaren eğer... ...şöyle ayrılmış olsaydık... ...mesela şurası bir e, su... ...ve bütün insanların böyle duş aldığı... ...yani yıkandığı... fabrika avacalarının orada tüttürdüğü falan... ...öyle kirli bir su olduğunu hayal edelim. Ve bunlar da sizlerin çocuklarınız. Bunlar da bizler böyle. Tamam mı? Çocuklardan ayrı ayrı yaşıyoruz. Ve çocukların... Bu nehirden gelip su içmelerine kimse razı olmayacaktır. Kafası çalışan hiçbirisi bundan razı olmayacaktır. Ama susuzluktan öleceklerini bildiğinizden dolayı soru geliyor. Nasıl bir taktik vermiş olurdunuz çocuklarınıza? Bakın çocukların ne ateşi var ne de bilmem kovası movası var hiçbir şey yok. Sadece elleri var. Ve bu nehirden su içmemeleri lazım ama su içmesi de gerekiyor bir, bir şekilde. Nasıl bir taktik vermiş olurdunuz? Su içebilmeleri için şuradan bağırarak işte Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatma falan diyerek nasıl bir taktik vermiş olurdunuz ki çocuğunuzu bu şekilde kurtarabilmiş olasınız? Cevabınızı bekliyorum. Evet, su ne kadar kirli olursa olsun hiç fark etmez. Toprağın bir keresine kendisinin bir filtre olduğunu unutmuyoruz değil mi? Bunun çözümü çok basit. Şuradaki iki çocuk kıyıya yakın bir yerden şuradan elleriyle bir çukur kazacaklar. Çukur kazdığı zaman zaten su burada göründüğü gibi durmaz yani aşağıya doğru bir akımı da vardır. Filtrelenmiş bir şekilde en azından şuradaki katman tarafından filtrelenmiş bir şekilde oradan su çıkacaktır. Yani nehre yakın olduğundan dolayı çok fazla derin kazmalarına da gerek yok. Ama ne kadar derin kazarlarsa o kadar temiz suyu elde edecekler. En azından filtrelenmiş suyu temin etmiş olacaklar. Hani bunun bir sürü yolları, yöntemleri var da yani buradaki esas benim söylemek istediğim mesele biz onlara beceri kazandırmakla yükümlüyüz. Bilgi yüklemekle değil böyle al beynin içerisine soka soka sok o, şekilde değil. O şekilde değil. Şu anda da yetişkin bireyler olarak da kendi aramızda düştüğümüz en büyük yarışmalardan biri budur. Tırnak içi cümlelerle herkes birbirlerini nasıl yasadı değil mi? Böyle hem Instagram'dan hem de işte Facebook, TikTok ben işin bilgi kısmında değilim arkadaşlar. Bilgi o kadar fazla ki yani herkesin rahatlıkla bulabildiği bilgileri alıp böyle olmamız da bana göre pek fazla anlam veremediğim bir eylem. Çağımız bilgi eksikliği çağı değil, bilgi kıtlığı çağı değil, bilgi çokluğu hatta bilgi çöplüğü çağı. Bu çöplük içerisinde biz çocuklarımızı belli bir derecede çöpçü olarak yetiştirmekle yükümlüyüz. Yani çöpçülük yapacaklar. Hangisinin doğru hangisinin yanlış olduğunu Ayet etme becerisini kazanmaları lazım. Aslında bu söylediğim beceri onlarda çoktan var. Sadece ellerinden aldığımız beceriyi biz geri vermemiz gerekiyor. Ben onu vurgulamaya çalışıyorum. Çocukların böyle 3-5 yaşındayken eğer çocuğunuz varsa o yaşlarda bol miktarda soru sorar size. İşte neden şu şöyle neden bu böyle şeklinde. Bayağı yüklü bir miktarda soru bombardımana, bombardımanına tutulursunuz değil mi? Çoğunuz bunu yaşamışsınızdır. Aman aman o soru sorma becerisini destekleyin. Bazen bizim için tehlikeli olan soruları onlar sorabilir. Eğer onun sorduğu soruya cevap veremiyorsanız bu sizin eksikliğiniz. Yani kendiniz hakkında, hakkınızda endişe etmenizde fayda var. Çocuk hakkında değil. Eğer çocuklarımızı şu kaynaktan kurtarmak istiyorsak yani içerisinde faydalısı da var, zararlısı da var. Zaten çağımızın en büyük sınavlarından biri bu bence. Bu kadar bilgi kirliliğinin yaşandığı bu dönemde en büyük marifet doğru ile yanlışı ayırt edebilme becerisidir. Bakın doğru ve yanlışı böyle etiketleyerek satma becerisi değil. Bakın millet ben bir tane doğru böyleyken o değil. Öğrendiklerimiz eğer doğruysa hayatımıza olumlu yönde, pozitif yönde bir katkı sağlayacaktır. Hayatımızı ya yani iyi yönde şekillendirmesi için bizim bunlara ihtiyacımız var. Oraya buraya geçip böyle caka satma için değil. Şu anda eğer bu kadar bolluk içerisinde her şeye sahip iken, sahip olmanıza rağmen İngilizce öğrenme konusunda, yani dil öğrenme konusunda neyin doğru neyin yanlış olduğunu halen de netleştiremiyorsanız bunca yıla rağmen işe filtreden başlamanızda fayda var. Kendi ana dilinizi her gün aktif bir şekilde kullanabiliyorken söz konusu İngilizce olduğu zaman halen de bocalıyorsanız eğer siz bu kaynaktan müthiş bir şekilde zehirlenmişsinizdir. İşe temizlenerek başlamanızda fayda var. Yani filtreyi değiştirerek başlamanızda fayda var. Daha fazla bu kaynağa dalarak bu işi çözmek mümkün değil. Bakın bizim buna ihtiyacımız var. Bu filtreye ihtiyacımız var. ise hani inançlı olan arkadaşlar için ben e, Kur'an ayetleriyle derslerimi süslemeyi çok seviyorum açıkçası. Çünkü Kur'an'ın temel özelliği tümden gelim yapıyor olması. Yani işin e, başlığını veriyor altını siz kendiniz doldurun. Bu durumla ilgili Kur'an'da şöyle bir ayet vardı yanlış hatırlamıyorsam. Onlar ki sözü dinlerler ve en güzeline tabi olurlar. Yani eğer Kur'an'daki Müslüman olduğunuzu düşünüyorsanız bir keresinde söz dinleyeceksiniz. Yani söz, sözü söyleyen kim olursa olsun. Konuşan Hristiyan olsun, Yahudi olsun, Müslüman, Budist, Deist, Ateist kim olursa olsun hiç fark etmez. Bizim için böyle i̇st iz, iz, böyle İzm-Mizmlerin bir önemi yok. Hangi ırktan, hangi toplumdan, hangi renkten, kim konuşursa konuşsun, Kur'an'daki bahsi, geç, bahsi geçen o Müslüman, o onları dinler. Dinlemekle yükümlüyüz, bu bir. İki, en güzeline tabi olurlar. Yani sözün en güzeline tabi olmaksa doğruyu ve yanlışı iyi ayırt edebilme becerisiyle mümkün ancak. Ve bu becerinin kazanılabilmesi için bir keresinde insan gözleriyle kulaklarına bazı filtreler koymakla yükümlü. Diğer türlü doğru ve yanlışı nasıl ayırt edecek? Kaldı ki doğru ve yanlış madem Kur'an-ı Kerim bütün insanlığa inen bir kitap... O doğru ve yanlış dünyanın herhangi bir yerinde doğru ve yanlış olarak insanlar tarafından kabul gören şeyler olmakla yükümlüdür. Dolayısıyla burada gösterdiğim ayet ister inançlı olun ister inansız olun hiç fark etmez uygulamaya konulduğu zaman gerçekten işleri aşırı derecede zorlayacaktır. Çünkü doğru ile yanlışı ayırt edebilmeniz için yer yeryüzündeki bütün herkesi dinlemekle mesulsünüz. Hani benim daha demin bahsettiğim filtre var ya, şuradaki çocuklara kazandırmamız gereken temel filtre. Kulaklara, gözlere, bilgi edinme kaynağı olarak yani temel kanalları olarak kullandığımız buralar değil mi? Buralara filtreler koymamız lazım. Evet, bir gerçek olarak bir şeyler karşımıza çıktı. Mesela aramızdaki çocuklardan biri kötü, yani kötü insan olur da kötü çocuğu olmaz mı olur? Bak ben sana kendi kuyumdan, hani şuradan bir kuyu kazmıştır, kendi kuyumla su getirdim diye buradan su getirerek onu zehirlemesi yani e, imkanlı şu değil. Potansiyel olarak, muhtemelen olarak bu şekilde birbirlerine kötülük yapılır mı yapılır? Böyle bir durumda sizin çocuğunuzun hayatta kalabilmesi için sorgulama becerisine ihtiyacı var. En yakın arkadaşı bir ihtimal onu kazıklıyor olabilir. Kandırıyor olabilir. Şöyle bir çocuğunuzun olmasını istemez miydiniz? Mesela şuradaki kız çocuğu sizin kız çocuğunuz. Çocuğunuzun karşısına kim çıkarsa çıksın hiç fark etmez. Hangi toplumdan olursa olsun, isterse seçilmiş bir topluluk olsun, hiç problem değil. Onlar geliyor çocuğunuza bir şeyler söylüyor. Ama çocuğunuzda öyle bir mekanizma var ki, öyle bir filtre var ki kendisine gelen bilgileri eleme, ayırt etme becerisi o kadar muazzam düzeyde ki karşısındaki çocuk yarım dakika konuşur, sizin çocuğunuz bir tane soru sorar ona. Hani 20 dakika konuşmuşluğuna karşı cevap olarak bir tane soru sorar. Hem kendisini kurtardığı gibi karşısındakini de yerin dibine sokar. Kendi bildikleriyle, bir ihtimal o kötü çocuk en azından kendisini de o soru sayesinde sorgulama becerisini de e, ne derler en azından vicdan olan insan gece uyuyamaz. Size birileri can alıcı bir soru sormuştur. O an belki kötü tepki vermişsinizdir ama eve gidip yastığa başınızı koyduğunuz zaman vicdanınız varsa sizi rahat bırakmaz. O soru kafanızda böyle çan gibi çalar durur. Bunları dillendiriyorum çünkü eğitimde artık gerçekçiliği böyle yakalamak mecburiyetindeyiz. Çok geç kaldık. Bizim sıkıntımız ne kadar fazla kitap okuyup bilgi yüklemek değil. Aldığımız diplomalar, sertifikalar hiçbirisi bizi temsil etmiyor. Eğitim adı altında yapmış olduğumuz bu tiyatral yaşam tarzından e, ne zaman böyle vazgeçerek gerçeklere gözümüzü açacağız? Gerçek olan da başta kendimizin ondan sonra onların bireysel olarak yani biz olmadığımız zaman hayatta kalacak e, en mükemmel insan olacak potansiyele getirmek yani ona yardım etmek boş bardak olarak görmekten artık vazgeçmek mecburiyetindeyiz. Bunu yapmak zorundayız çünkü ben sınıfta da ders işlediğim dönemlerde böyle ilkokul işte ne, ne diyelim 3. sınıf 4. sınıf hiç fark etmez. Çocuklara şöyle gözlerin içine baktığım zaman bazen kendi kendime derdim. Ee, ileride buradan bir katil de çıkacak. Maktul de çıkacak. Kimisi gençliğine gelmeden ölecek. Kimisi şehit olacak. Kimisi kim burdaya gidecek. Faili meçhul olarak. Ya bunları düşündükçe içinden şey geliyor insanlar, Belki de bir öğretmenlik mesleğinin getirdiği bir şey bu. Bu olayları minimum düzeye indirebilmek için ne yapılabilir? En asgari, en, en az düşük kısmına indirebilmek için ne yapabiliriz? Çünkü karşımızda pırıl pırıl bir gençlik var. Bizim bu filtrelere ihtiyacımız var. Çünkü şu gördüğünüz kaynak giderek daha da tehlikeli, tehlikeli hale almaya başladı. Yani işin içerisinde yapay zekadan tutun, hani internetin ortamını biliyorsunuz en azından her türlü ideolojiler, bilgiler, e, olumlu, olumsuz akımlar. Bunlardan çocukları kurtarabilmemizin yegane tek yolu sorgulama becerilerini geri vermek. Gerekirse bizi, e, ne derler saygısızlık demeyeyim de, bizi de sorgulayabilirler. Yani başlangıcında hata yapacaklardır ancak sorgulayan beyin ilerleyen süreçlerde kendi davranışlarını da sorgulayacaktır. Ben bunu neden yapmalıyım? Ben bunu neden yapmamalıyım şeklinde Size karşı da doğal olarak saygısı gelecektir. Zorunlu saygı kazanmaktansa gerçekçi saygı daha iyi değil mi? Daha doğal. Böyle bir şey izin vermediğimizde bile bunlar hata yaptığında gidip işte e, hafiften başına vurmalar ya da söylediğimiz e, o kızgınlık cümlelerimize dikkat edersek kafan çalışmıyor mu senin? Yani aklın neredeydi? Bakın yani esas sorunun kaynağına cümlelerimizle, vücut dilimizle, hareketlerimizle parmak basıyoruz. E biz onların kullanılmasına izin vermiyoruz ki. İzin vermedikten sonra onlara öyle bir soru sorman ne anlamı var? Kaldı ki onun kendisine sorması gereken soruyu biz büyükler olarak onlara soruyoruz. Neden sen bunu yaptın? E o çocuk onu yapmadan önce kendisine böyle bir soru sorması daha iyi değil mi? Yani neden ben bu eylemi yapmalıyım? Soru sorma becerisini elinden çocukluktan itibaren alıyoruz. Aldıktan sonra da onlar bazı yanlışlar, bazı hatalar yaptığı zaman neden sen böyle yaptın? Peki bu filtrenin başlangıcını, startını nasıl verebiliriz dersiniz. Şöyle bir örnek olay üzerinden açıklamaya çalışayım. Daha iyi net anlaşılacaktır. Diyelim ki şuradaki iki çocuk, buradaki iki çocuğu kıskanıyor. Ve bu ikisi bunları zehirlemeye karar veriyor. Ve nehrin bizzat kendisinden kirli olan sudan bir gün ellerine kaplarını suyu alıyor ve yanlarına gidiyor. Diyor ki e, bu su bizden size hediyedir. E, saf, berrak, işte pH derecesi 9 olan sudur falan diye böyle bir hediye e, olarak suyu vermeye çalışıyor. Sorgulamayan kafa hemen o suyu alır içer, zehri yutar, ölmese bile onun etkisinde e, gezer dolaşır ömür boyu. Ama çocuğun kafasına şöyle bir soru gelirse, bu doğru bilgi, yani suyun berrak ve temiz olduğunu söylüyor ya, bu doğru bilgi. Kime göre doğru, neye göre doğru? Yani karşımdaki kişiye göre doğru, karşımdaki çocuğa göre doğru, bana suyu uzatan çocuğa göre bu doğru bir bilgi. Ama bana göre yanlış olabilir bu. Kaldı ki haklı. Çünkü o su temiz değil. Çocuğun beyninde böyle bir soru belirlirse eğer... Bu bilgi kime göre doğru, neye göre doğru sorusu belirirse, kendisine gelen bilgiyi, kendisine gelen herhangi bir yani gözlerden ya da kulaklardan gelen bilgiyi bir dakika kardeşim deyip şurada filtrede bekletir. Bu bilgi karşımdaki kişiye göre doğru. Peki, bunun kanıtı nedir? Evet, kanıtını almak istiyorum. Kanıt ne olabilir? Ben derim ki başta sen kendin iç, ondan sonra ben içeceğim aynı sudan. Eğer zehirleneceksek beraber zehirlenelim, değil mi? veya böyle bir ortam içerisinde yani çocukların arasında ben yaşıyorsam geleneksel olarak eğer biri diğerine su verecekse ilk başta kendisi içecek o şekilde karşısındakine verecek. Ben bu geleneği oluştururum. Bir bilgiye inanacaksam eğer kanıt üzerine inanmayı tercih ederim. Onun da %100 yüz değil yani şöyle e, alırım durur orada. Bakın kendi eğitimimiz söz konusu olduğu zaman hani bireysel gelişim, kişisel gelişim adı altında yaptığımız e, bu tarz çalışmalar bu kaynaklar içerisinden geliyor ya ve biz filtresiz genellikle hoşumuza giden yani kendi bünyemize, kendi düşüncelerimize e, ters düşmeyen şeyleri böyle almaya daha fazla meyilliyiz, onların doğruluğunu daha çok seviyoruz. Ancak bunların içerisinde o kadar fazla mantık safsatası var ki yani mantıksal ele aldığınız zaman, bir filtreden geçirdiğiniz zaman gerçekten şöyle elinizde kalıyor. Yani çöpe atmak mecburiyetinde kalacağınız o kadar fazla çöp bilgileri var ki. Örneğin bir tane reklam. Kıvanç Tatlıtuğ gelmiş. Hani örnek olarak söyleyeyim. Kıvanç Tatlıtuğ bir tane Porsche arabası üzerinde geliyor şöyle bir poz veriyor falan. Hani reklamların çoğunluğu öyle tatlıdır ya, ünlüler gelir başka markalarla onun satılmasına, onun reklamını yapmaya yardımcı olur. Toplumsal zihinle ele aldığımız zaman burada hiçbir sıkıntı yok. Tam tersi geleneksel olarak her şey yerinde gayet normal zaten beklediğimiz bir şey. Ancak mantıksal ele aldığımız zaman orada yanlış otorite dediğimiz mantıksal safsata var. Şimdi Kvanç Tatlıtuğ kendisi bir aktör değil mi? Yani meslek olarak aktör. Bu adam Porsche'nin ne tekerleğini icat etmiş, ne motorunu çalışan bir teknisyen olmuş, ne de kaportası doğur, boyasını falan yapan hani uzaktan yakından alakası yok. Yani arabayla bir ilgisi yok bu bunun. Yani Porsche arabasına bir tane vidayı böyle sıkmayan biri geliyor onun yanında poz veriyor ve bunun sayesinde bize verilen mesaj şu. Kıvanç Tatlıtuğ eğer Porsche arabasını biniyorsa sen de bin. Neden? Çünkü sen e, Kıvanç Tatlıtuğ'u seviyorsun. İşte e, seviyorsun değil de. Ünlü ya tanınmış birisi. O ona belki referans olmuştur. E olabilir referans olmuş olabilir. Ancak e, sorgulayan beyin şunu sorar. Ya arkadaş Kıvanç Tatlıtuğ araba teknisyeni mi? Araba mühendisi mi? Yani motor mühendisi mi? Yani orada ne yapıyor? Yani bir tane vidası... Ee, onun patent olarak onun üstünde mi? Araba tamirciliği mi yapmış? Hani bunları soruyorum. En azından bir tanesine cevap evetse eğer bunun üzerine düşünebilir. Bu bölümden sonra dışarıdaki reklamlara işte böyle pankart şeklinde asılan şeylere ünlülerin poz verdiği şeylere bakın ya bu yanlış otorite mantık sapsatasını o kadar fazla göreceksiniz ki etrafınızda. Hani bunu sosyal medyada da çok sık görürüz. Bilgi edinme kaynaklarımız içerisinde olduğundan dolayı sıkıntıyı oradan anlamanız gerekiyor. Mesela e, Reels videoları, kısa kısa videolar var ya şu işte arka fonda güzel bir müzik fon müziği varsa e, ve maskülen bir ses tonuyla bir erkek konuşuyorsa ve akıcı bir şekilde bilgi aktarımı varsa o bilgi çöpten bile olsa bünyelerde kabul görür. Arka fon müziği yerindeyse ses tonu güzelse bilgide de tamdır. Ondan bilgi alınır. Hele bu dini içeriklerle paylaşılan Reels videoları gerçekten beni benden alıyor. Yani arka fonda böyle yavaştan ölen bir insan sesi. Ya arkadaş İslam bu değil ya. İslam bu değil kardeşim. Yani ya niye öyle sesi arka taraf böyle. Ya niye niye niye. Oradan böyle ağlamaklı ses tonuyla bilmem neyle şöyleyken öyle böyleyken böyle. Arkadaş bunun İslam'la ne alakası var. Şimdi bu içeriklere inanan da, onu o bilgiyi kabul eden beyin de, onu yapan da hey, hepsi, e, ne diyeyim yani zehirlenmiş diyebilirim en yani fazla? Başka bir şey söyleyemem. Neden? Çünkü dini içerik olduğu zaman arka fon böyle olmalı, ses tonu şöyle olmalı, bir ney olmalı, hafiften eğini bükük bir şekilde, böyle sırtmalı bir şekilde konuşma arkadaş. Ya söyleyeceğim çok şey vardı. Neyse, yanlış otorite. onu demeye çalışıyorum. Yanlış otoriteye dayalı çok fazla bilgi var. Hayatımızın içerisinde o kadar fazla ki arkadaşlar hakikaten insan kendini alamıyor. Mesela e, en çok komiğime gidenlerden biri gerçek erkek işte e, ne kadar sert bakıyorsa böyle sakallıysa gür sesliyse ise yani baktığı zaman sert bakacak böyle arka fon e, dizi müziği bilmem artık beyin içerisinde mi çalar pazular büyükse e, bakın erkek değil de de demiyorum erkekliğin bunlarla tanımlandığına ve tamamlandığına İnanan bir kitlenin böyle bir zihnin var olması ilginç. Ha, i̇lla erkek arıyorsak eğer bana göre gerçek bir erkek her erkeğin yapamadığı şeyi yapan insandır. Mesela bizim memlekette içki içmek bir erkeklik alametidir. Yani erkek adam içer, sağlam içer. Hatta burasıyla bazen dalga geçerler. Hani rakının yanında su falan öyle içiliyor galiba. Ben içmiyorum da. Erkek dediğin işte Vodkayı olduğu gibi içer falan. Şimdi bana göre bunu herkes yapabilir. Bütün erkekler yapabilir. Savaşta bacağı kopan birisi bile yapabilir. Eli olan yani eli, eli olmasa bile ağzı şurası olduğu sürece içki içer onu herkes yapabilir. Sigarayı da herkes içebilir. Çocuk yapma hani klasik genellikle bununla şey yapılıyor ya çocuğu herkes yapar. Bedeninde herhangi bir sıkıntı yoksa çocuk yapmak zor bir şey değil bunu bütün erkekler yapabilir. Eğer gerçekten erkeklik söz konusuysa burada mesela bütün erkeklerin yapamadığı şeyleri yapmaya talip olmak bence gerçek erkeklik budur. Aslında erkek olan da bu tarz şeylere talip olmaz. Kendi hayatını yaşamaya bakar. Aynı şekilde buradan yola çıkarak eğer kendi eğitimimiz söz konusuysa yani kendi gelişimimizi, bireysel gelişimimizi istiyorsak hani eğitimsel anlamda yetersiz hissediyoruz değil mi kendimizi ve hakikaten de geliştirmek istiyoruz. Böyle bir durumdayken genellikle aklımıza gelen şey bunun çözümü olarak dışarıdaki bir maddede bir materyalde oralarda ararız Çözümün orada ararız Biz kendimizi tam olarak görürüz herhangi bir sıkıntı yok bir problem yok Hatta bununla bazen övünür dururuz Ben kendi adıma konuşayım ben hiçbir zaman kendimi tamamlanmış olarak hissetmeyeceğim arkadaşlar Çünkü hissettiğim an çürümeye mahkum Fizik kanunların gereği duran her şey çürümeye pastanmaya mahkumdurlar O yüzden durmak yok İlk başta kendimizde bir sıkıntının, bir sorunun var olduğunu kabullenerek, bu konuda şüphe duyarak başlamakta fayda var. Çünkü beslendiğimiz kaynak şimdiye kadar filtresiz bir şekilde girdi beynimize ve tabii ki insan yemekten zehirlendiği gibi beyinden de bal gibi zehirlenir. Bu işin çözümünü kendimizin dışımızdaki farklı maddelerde, farklı materyallerde aramaya başladığımız an yine aynı şekilde mantık safsatası dediğimiz bu Yanlış otoriteye düşmüş olacağız Yanlış otorite e, Mantık safsatasına düşmüş olacağız İlk başta başlamamız gereken yer Beynimizi şöyle bir Temizleyerek sağına soluna Gardiyanlar Koyarak Koruma altına almak çünkü bilgi bombardımanı Her yerde nereye giderseniz gidin Her yerde bir reklam Her yerde bir e, dükkan ismidir Odur budur bilgiler Yağıyor durmadan çok rahatlıkla inandığımız hangi konuları varsa o konuda bir dakika diyerek evet bu bilgi e, çok gerçekçi duruyor. Sunuluş tarzı, arka fon müzikleri, konuşma tarzı, hitabeti, rütbesi, işte profesör ya da Amerika bilmem nerelerde bulunmuş olması. Bunlar genellikle bize şeyi e, şöyle bir mesaj verir değil mi? Bu adam eğer böyleyse dedikleri doğrudur. Yine de bir dakika kardeşim. Tamam bu sana göre doğru olabilir. Benim de hoşuma gitmiş olabilir. Ama yine de ben teyit etmekten yanayım. Doğru mu yanlış mı? Aman aman. Bize gelen bilgi ister dini olsun, ister e, pozitif fenler olsun hiç fark etmez. Onlara karşı 3-5 tane soru sormak bu kabahat ya da ayıp bir davranış değil. 6. dükkanına gittiğinizde bile oranın 6. olmasına rağmen aldığınız altının numarasına bak bakarsınız yani yine de bakarsınız. Onun ismini ona buna şuna güvenmezsiniz. Karşınızdaki altıncı da sen bana hakaret ettin. Bakmayacaktın o şey. onu demez. Garantisi marantisi neyi varsa hepsini verir. Girdiğiniz dükkan altıncı olmasına rağmen numarasına bakıyorsanız eğer sizi sizi yapan, bizi bizi yapan bilgilere karşı da tavrımız aynı olması gerekiyor ki gerçek olan zaten kalacaktır. Gerçek olan her zaman kazanacaktır. Eğer karşınızdaki kişi böyle hoplayıp zıplıyorsa, yani soru sorduğunuz zaman, emin olun onun zayıf noktası var. Zıplaması da gayet doğal çünkü biz bunları çok alıştırdık. Soru sorma kültürümüz yok. Biz genellikle şekle şükle daha fazla önem verdiğimiz için işte papyonuna, kravatına ya da sakalına, cübbesine ya da güzelliğine bakarak ee, evet. Profil tam uyuştuğu için dedikleri doğrudur. Tanısı şurama dokundu o zaman doğrudur. Filtresiz bir şekilde alınan bütün bilgiler zaten tembellik eseri bu. Yani tembel tembellik göstererek yaptığımız zaaflık, zayıflık beynimize girer girmez sadece orada kendi başına kalmakla kalmıyor. Diğerlerinde yani her şey böyle hani bir çürük elmanın sepete konulduğu zaman bütün elmaları bozması gibi beynimizi de karman çorman bir hale getiriyor ve davranışta davranışsal olarak da tutarsızlık sürekli görürüz. Durumu toparlamak ve özetlemek gerekirse Bunlar bizlere yetişkinler. Bunlar da bizim geleceğimiz, çocuklarımız. Bunları biz kendi tarafımıza geçirmek istiyoruz ve arada akan, aşırı hızlı akan bir nehir var. Çocuklarımızın hepsi yüzmeyi biliyorlar. Muazzam derecede yüzmeyi biliyorlar. Ancak nehir o kadar hızlı akıyor ki çocuklar yüzmeyi bilmesine rağmen karşı tarafa geçmekten korkuyorlar. O zaman Yetişkin bireyler olarak bizim ilk önce çocuklarımıza neyi öğretmemiz gerekiyor bu taraftan? Hani bu da son sorum olsun. Evet, korkmamayı. Korkmamayı öğretmekle yükümlüyüz. Çocuklar her şeyi başarabilir. Bedensel olarak, şey olarak ama zihin içerisinde korkak bir yapıya sahipse ya da korkak olarak yetiştiriyorsak, kaldı ki bizim böyle bir kültürümüz var, aman dikkatli ol, aman dikkat et, Aman güçlü ol değil. Aman dirençli ol değil. Kendine dikkat et. Aman aman. Hani bir iyi niyetli söylenmeyi ben anlarım ama yine de genellikle bir koruyucu yapımız var. Bu şekilde yetiştiriyorsak korkması kaçınılmaz. Ve yüzmeyi bilmesine rağmen buradaki bu insanlar tarafından oluşturulan kaynakta boğulup yok olup gidecek. Görünen o ki onları cesaretlendirmekten başka çaremiz yok. Cesare zaten cesare bu Arapça kökenli ya yani ...bir tane böyle bir yerden atlamak anlamına geliyormuş. Hakikaten çok iyi geldi ha burada. Cesaret kelimesinin kökeni böyle bir çukurun üzerinden şöyle bir atlamak anlamına geliyor. Yani cesaretin yok mu derken işte buradan atlama, atlamaktan korkuyor musun anlamında. Evet, eğitimde bizim en çok ihtiyaç duyduğumuz şeyin ne olduğunu netleştirebilmişimdir diye düşünüyorum. İşe kendimizden başlayalım. Biz yaptıkça zaten küçükler bizi örnek alarak yapmaya devam edeceklerdir diyeyim. Evet bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.